Merhaba sevgili canlar dostlar, ben Cem Kervan. Bu hafta Zakay adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Zakay bir isim. Zekay değil de Zakay. Eski bir isim anlatacağım. İsa Ruhullah bir yere gitti ve orada Zakay'la tanıştı. Şöyle, İsa Eriha şehrine girdi. Şehri boydan boya geçiyordu. O şehirde Zakay adında bir adam yaşıyordu. O bölgede vergicilerin başıydı. Zamanla zenginleştikçe zenginleşip çok zengin oldu. İsa'yı bir görmek istedi ama kısa boyluydu. Boyu kalabalık üzerinden göremeyecek kadar kısaydı. Tabirca ise bücür bir şey. O yüzden ileri fırlayıp kalabalığın önünden koştu. Yol kenarında duran bir yabani incir ağacına tırmandı. Çünkü İsa o yoldan geçecekti. İsa Zakay'ın olduğu yere gelince yukarı bakıp Zakay'ı bizzat ismiyle seslendi. Zakay, çabuk aşağı in. Bugün senin evinde mihman olacağım, dedi. Zakay çabucak aşağı indi, seve seve İsa'yı evine buyur etti. Ama bunu görenler rahatsız olup söylenmeye başladı. İsa gidip rezil günahkar bir adama mihman oldu, dediler. Bu arada Zakay İsa'nın önünde durup şöyle dedi. Sultanımız, malımın mülkümün yarısını fakirlere dağıtacağım. Eğer vergi alırken insanlardan haksızlıkla bir şey aldımsa o aldığımın 4 katını iade edeceğim, dedi. İsa şöyle dedi. Bugün bu ev kurtuluşa erdi. Çünkü bu can da İbrahim'in hakiki evladı olduğunu gösterdi. Şimdi bu sözün bir arka planı var. Çünkü Zakay bütün Yahudiler gibi İbrahim'in fiziksel soyundandı zaten. Ama yaptığı işlerden dolayı, yani haram toplamak, Yahudiler tarafından toplum dışı edilmişti. İsa burada ona İbrahim'in hakiki evladı demekle Zakay'ın artık maneviyatta riyasız imanlı bir Yahudi olduğunu belirtmek istiyor. Evet, İbrahim'in hakiki evladı olduğunu gösterdi diyor. Nitekim insanoğlu, biliyorsunuz İsa Ruhullah kendisi için sık sık kullandığı bir mahlastır bu. İnsanoğlu. İnsanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmaya geldi. Evet, ve buna göre bir deyiş yazdım, söylemek istiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Zengin adam vardı, adı Zakay'dı. Eriha şehrinde oturuyordu. Zengin adam vardı, adı Zakay'dı. Eriha şehrinde oturuyordu. Vicdansız vergicilerin başıydı. İsa kaybolanı kurtarıyordu. Vicdansız vergicilerin başıydı. İsa kaybolanı kurtarıyordu. Zakay İsa'yı görmek istiyordu. Boyu çok kısaydı, göremiyordu. Zakay İsa'yı görmek istiyordu. Boyu çok kısaydı, göremiyordu. Ağaca tırmandı, İsa'yı gördü. İsa kaybolanı kurtarıyordu. Ağaca tırmandı, İsa'yı gördü. İsa kaybolanı kurtarıyordu. İsa baktı ve Zakay'ı gözledi. Ey Zakay, çabuk aşağı in, dedi. İsa baktı ve Zakay'ı gözledi.
Ey Zakay çabuk aşağı in dedi. Evine geleyim diye söyledi. İsa kaybolanı kurtarıyordu. Evine geleyim diye söyledi. İsa kaybolanı kurtarıyordu. Kervanım Zakay tövbe etti, coştu. İsa da sevindi, şöyle konuştu. Kervanım Zakay tövbe etti, coştu. İsa da sevindi, şöyle konuştu. Bugün bu ev kurtuluşa erişti. İsa kaybolanı kurtarıyordu. Bugün bu ev kurtuluşa erişti. İsa kaybolanı kurtarıyordu. Evet, İsa kaybolanı kurtarmaya geldi. Şükür ki bizi kurtardı. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. O düğmeye bir basıverin. Abone olun, yorum yazın, diğer canlarla da paylaşın. Ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın. Hoşça kalın.